Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu talepte bulunduk. Bugünkü toplantıda Sayın Ersin Tatar'ın meclisi bilgilendirmesi ve meclisteki milletvekillerinin de konuyla ilgili görüşlerinin alınması amacıyla. Çünkü hepimiz biliyoruz, en azından bir 10 ay öncesine oranla Kıbrıs sorunuyla ilgili nispeten hareketli günler yaşandı ve eğer doğru bilgi aldıysak 3. haftasında Haziran'ın Sayın Olgin Kuellyar'ın tekrardan adada olması ve çeşitli görüşmeler yapması gündemde. Daha önceki süreçte biliyorsunuz son turda Sayın Olgin Kuellyar'ın bir çağrısı olmuştu. Üçlü bir görüşme yapılması çağrısı. Bu bir müzakere çağrısı değildi. Aslında bir anlamda bir sosyal buluşmaya benzer bir oturum için yapılan çağrıydı. Ama bu çağrı dahi biliyorsunuz Sayın Ersin Tatar tarafından reddedilmişti. Ama meclise herhangi bir bilgi verilerek ya da meclisten herhangi bir görüş alınarak gerçekleştirilmedi bu red eylemi. Şimdi Sayın Olgin Kuellyar bu içinde bulunduğumuz ayın herhalde son çeyreğinde burada olacak ve tekrardan görüşmeler gerçekleştirecek. Meclis olarak biz bu konuda önemli bir pozisyona sahibiz. Çünkü Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor ve bunlar meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar haline geliyor. Son yapılan görüşmede yanlış hatırlamıyorsam 10-15 dakikalık bir görüşmeden ibaret kaldı. Bu da işin ciddiyet boyutunda ciddi bir zafiyetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O nedenle bugün tabii kapalı oturum talebi hükümet tarafından geldi. Bizim milletvekillerinin de burada kendi görüşlerini kapalı oturumda olacağına göre bunda hiçbir beis yok. Yani eğer düşünülüyorsa ki burada kürsü işte güncel siyasi amaçlarla kullanılacak, böyle bir şey de yok. Dolayısıyla milletvekillerinin de burada konuşulabilmesi yönündeydi aslında talebimiz. Ama anlaşılan burada hükümet tarafından gelen daha fazla parti başkanlarının ve anlayabildiğim kadarıyla son noktada hükümet adına Sayın Ünal Üstel'in ana muhalefetin adına bizim konuşma yapmamız şeklinde bir oturum gerçekleşecek. Burada önemli olan dediğim gibi Sayın Ersin Tatar'ın halkın oylarıyla meclise gelmiş olan milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenebilmesidir. Bu görüşmeleri gerçekleştirmeden önce, çünkü Sayın Ersin Tatar'ın bir de Sayın Olgin Kuellyar ile ilgili çok ayrıntılı bir açıklaması çıkmıştı hatırlarsınız. Sayın Olgin Kuellyar'ı bir anlamda ötekileştiren, Sayın Olgin Kuellyar'ı pek de diplomatik üslup içerisinde kullanmayı tercih etmediğimiz sözcüklerle değerlendiren bir açıklaması olmuştu. Ama gelin görün ki aynı Olgin Kuellyar şimdi bir daha geliyor. Ve Sayın Ersin Tatar'ın son açıklaması da Sayın Olgin Kuellyar'la yapıcı bir görüşme gerçekleştireceği yönünde. Ama aynı kişiyle ilgili sarf edilen sözler o yapıcı kelimesine kolay kolay atlanabilir sözler değil. Bu nedenle bugün meclisin söyleyecekleri Sayın Ersin Tatar için önemli olacak diye düşünüyoruz. Bizim açımızdan tabii önemli olan Sayın Ersin Tatar için önemli olması değil, Kıbrıs Türk halkı adına yanlış adımlar atılmamasıdır. O nedenle bugünkü oturumu önemsiyoruz. Talebimiz de bu yöndeydi. Gerçekleşmesi de bizim için önemlidir diye düşünüyoruz. Teşekkür eder, saygılar sunuyorum.